Efendim Profesör Doktor Gökhan Hacı İbrahimoğlu ile beraberiz. Kendisi göğüs cerrahisi uzmanı. Hocam evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de çok çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün çok da hoş olmayan bir şeyler konuşacağız ama evet. Ne yazık ki hayatta var. Ve akciğerlerimiz olduğu sürece de olacak gibi ama nasıl korunuruz size onu sormak lazım. Konumuz akciğer kanseri. Evet. Aslında tabii ki ciddi bir konu. Çok. Biraz korkmamız gerekiyor ama her kanser tipinde olduğu gibi erken yakalandığı zaman sonuçlarımız son derece güldürücü ve hastalarımız tamamen kür olabilen bir hastalık grubu. Bir de tabii akciğer kanseri böyle çok kulak arkası edebileceğimiz bir kanser türü de değil. Çünkü erkeklerde birinci sırada olan bir kanser türü. En sık görülen kanser türü. Kadınlarda da artık son 5 yıldır dördüncü sıraya kadar çıkabilmiş bir kanser türü. Günümüzde artık kadınların da aktif iş hayatı, çok yoğun sigara içimi, smoker olmaları. Ya da stres. Stres hepsi etkiliyor tabii. Bunların hepsinin etkisi var. Kadınlarda da bu kanser türünün görülme sıklığını arttırmaya başladı. Peki mesela şöyle bir şey söyleyebiliyor musunuz? Normalde sigara içmeseler bile sigara içilen ortamda, yani pasif içici deniyor pasif galiba. Pasif içicilik, evet. Öyle de etkili oluyor mu? Tabii ki pasif içiciliğin de kesinlikle normal sigara içen, smoker dediğimiz kişilerden hiçbir farkı yok. Hmm. Emin olun sigara, pasif içicilik, nargile içimi bunların kesinlikle kanserojen etkileri var. Ciğere alınan duman yani. Duman sonuçta, kesinlikle. Mi? Sonuçta bir şekilde o nikotini Churchill'in alıyorsunuz. Churchill'in yaptığını biliyorsunuz değil mi? Evet. Doktoru Churchill'e İkinci Dünya Savaşı yılları çok stresli zaman şeyler falan. Churchill hasta oluyor, bir türlü iyileşemiyor. Doktor muayene ediyor ama nasıl söyleyeceğini bilmiyor. Hı hı. Tamam mı? Söylemesi gereken şey şu. Günde bir paket Pro içiyor Churchill. Diyor ki yani Sayın Başbakanım asla içmemeniz lazım. Churchill diyor bu kadar stres şu bu ne demek içmemek falan neyse pazarlığa bağlıyorlar. Bir tane Pro içmesine izin veriyorlar. Ve Churchill'in Pro'su şu kadar. Bir akıyor sabah akşama kadar. Ama bir Pro doktorun sözünden çıkmıyor. Ama tabii akciğer rahatsızlığı nedeniyle de Churchill normal günlük yaşantısını sürdüremeyen bir adam. Çok sıkıntı yaşıyor. Çok sıkıntı, biliyorum. Çok sıkıntı yaşıyor. İngilizlerde o çok var, çok yoğun olarak akciğer kanseri, özellikle Fransızlarda, Avrupa'da çok sigara içimine bağlı olarak çok ciddi akciğer kanseri görüyoruz. Çok pardon, parmağınızı gördüm ama önce ben kaldırmıştım, siz görmediniz. Ya. Şöyle bir şey daha söyleyeyim, çok tozlu, çok işte dumanlı ve o tip yerlerde çalışan insanlar için tabii, de aynı şey tabii, geçerli. Özellikle tozlu ortam, mesela bazı meslek grupları, petrokimya alanında çalışan insanlar. Tozun çok yoğun olarak kullanıldığı işte mobilya olabilir. Zararlı buharlar. Zararlı tabii tabii. Bunlarla maruz kaldığınızda bir şekilde o akciğer etkileniyor zaten. Hmm. Kanser de bildiğiniz gibi zaten hücrelerin belirli bir aşamaya kadar değişime uğraması. Bu değişimi neyle oluyor? Dışarıdan alınan yabancı maddeler işte nikotin olabiliyor, toz olabiliyor. Sürekli o bir, enfeksiyon olabilir. Sürekli enfeksiyon olabiliyor dediğiniz gibi. O bir yere kadar geliyor. Orada bir kilit nokta var. O kilit noktayı geçtiğinde artık o hasta kanser. Orada bir kanser hücresi oluşuyor. Maalesef bazı insanlarda da oraya kadar geliyor ve duruyor, gitmiyor ve kanser olmuyor. Bizim o sözünüzü kestim, in situ kanser dediğimiz kanserin başlangıç dönemi böyle başlıyor. Peki biz hangi rahatsızlıkla size geliyoruz? Yani aşırı öksürükle mi ya da atıyorum İyileşmeyen bir hastalıkla mı filan, yani nasıl teşhisi konuluyor? Şimdi aslında akciğer kanserinin biraz da korkulma sebebi şu, semptomların yani belirtilerin sigara içen insanlarda rutin hayatlarında bunları yaşıyor olmaları. Zaten biraz korkulmasının sebebi de o. Çünkü bu şikayetler mesela sigara içen insan öksürüyor, balgam çıkarıyor. Bunlar akciğer kanserinin de belirtileri ve bu insanlar bunlara takılmıyorlar. Ama onun yanında işte öksürük, geçmeyen öksürük, özellikle 2 haftayı geçen uzun süren öksürüklerde, kanlı balgamda, mesela göğüs ağrılarında, sırt ağrılarında ve özellikle kilo kaybı olan hastalarda bir şekilde hekime gitmekte fayda var. Bir uzmana görünmekte fayda var. Bizim hastalarımız mesela göğsü ağrıyor, kardiyolojide dolaşıyor. Kalp rahatsızlığı mı var diye. Sırt ağrısı oluyor, ne bileyim fizik tedavi doktorlarıyla çözmeye çalışıyor ama maalesef bu tür şeylerde hastalık biraz ilerlemiş oluyor. Bize en rahat gelen hasta, hastalarımızı en çok korkutan balgamla karışık kan.
Hemoptizi dediğimiz durum. O da mesela çok bir aşama olarak çok geç bir aşamada mı geç oluyor? Geç aşama genelde değil. Onun olabilmesi için burada göstereyim lütfen isterseniz. Hah, maketimiz var. Maketimiz evet, var çünkü. Konuşalım, süper olur. Bakın bu tam kameraya, iki tane. Tam kameraya tutun hocam. Hah, süper oldu böyle. Şöyle. Evet, iki akciğerimiz var. Bu sağ akciğerimiz. Evet. Bu kalbimiz. Kalbimiz de çıkabiliyor. Bu da sol akciğerimiz. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bu hava yolumuz, soluk borusu sağ ve evet sol diye gidiyor. Eğer bir tümör oluştuğunda bu soluk borusunun içindeyse oradan kanama yapabiliyor. Alınan havaya bağlı olarak bir tümörün üzerinde erozyon gelişebiliyor ve balgamla karışık öksürmeye bağlı olarak kan gelebiliyor. O zaman evet biz doktora gitmeliyiz diyor. Kan çünkü çok korkutuyor hastalarımızı. Kan korkutucu. Korkutucu. Peki şöyle bir şey daha da sormak istiyorum. Biz şimdi böyle akciğer kanseri bizim için yani gerçekten hani böyle yani gerçekten hani bu tip şeyleri de telaffuz etmekten hoşlanmıyorum ama diğer kanser duyduğumuzda diğer kanser işte atıyorum yumurtalık kanseri ya da meme kanseri gibi bizi çok fazla ürkütüp korkutmuyor. Ama mesela akciğer kanseri gibi bir şey duyduğumuz anda bir anda böyle sanki ürperiyoruz. Evet. Yani evet. Sanki tedavisi yokmuş gibi son noktaya hızlı, geldik. Çok hızlı bir şekilde şey yaptığı yani böyle hani de biraz saldırgan veya biraz şey bir ya onun öyle bir tipi var galiba. Ama tek başına o değil ha, tabii mi ki. Bu akciğer kanserleri ikiye ayrılıyor. Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı dediğimiz. Küçük hücreli tipi evet bahsettiğiniz gibi çok hızlı ilerliyor ama küçük hücreli dışı daha yavaş hareket eden tipleri var. Ama tabii korkulmasının sebebi maalesef hastaların bize başvuru dönemlerinin çok geç olması. İnsanların korkma sebebi de o. Akciğer kanserinde bildiğiniz gibi önce tanıyı koyduktan sonra evrelemeyi yapmak lazım. Çünkü evreleme tedavi şeklimizi belirliyor. Bu akciğer kanserinde de tedavi, iyi tedavi yapabilmek için, sonuç alabilmek için evre 1 ve 2'de hastayı yakalamak lazım. Evre 1'de 5 yıllık yaşam süresi yaklaşık %94. Yani öyle çok hastalarımız var ki 10 yıldır 15 yıldır yaşıyorlar. Hiçbir problemleri yok. Ameliyatlarını oldular. Normal hayatlarını sürüyorlar. Ama biz kaç hastayı ameliyat edebiliyoruz derseniz bize başvuran erken evre 100 hastanın sadece 15. %85 hasta maalesef o demin bahsettiğimiz belirtilerin geç çıkmasından dolayı bize geç başvuruyor ve hastalık ilerlemiş oluyor. O zaman da yapılacak şeyler daha kısıtlı. İşte orada kemoterapi ya da radyoterapi devreye giriyor. Tanı konulduktan sonra neler yapıyorsunuz? Şimdi tanı bildiğiniz gibi akciğerin bir tarafında bir lezyon geliştiğinde ne yapalım diyoruz. Evet bu bir tümör olabilir, tümör olasılığı yüksek. Bir şekilde adını koymamız lazım. Bunun için biyopsi. Biyopsi ne yapıyoruz? Bir bronkoskopi olabilir işte. Burun ve ağız yoluyla ışıklı bir borunun bronşiyel sisteminin içine girmesi. Borunun içinde orada bir tümör varsa oradan biyopsi alıyoruz. Peki %100 bronkoskopi tanı koymada %100 mü? Hayır değil. Eğer endobronşiyel dediğimiz yani bronşun soluk borusunun içindeyse evet koyarsınız %100. Ama dışında olanlarda bazen transtorasik iğne biyopsisi dediğimiz tomografi altında tümöre girilerek oradan biyopsiler alınıyor. Böyle koyuyoruz. Bazen o da olmadığında ameliyat esnasında koyuyoruz. Yani lezyonu çıkarıp patolog yanımızda frozen section dediğimiz ameliyat esnasında bakıyor evet bu tümör diyor ona göre hareket edin. Ama tanıdan sonra yapılması gereken bir işlem var. Bildiğiniz gibi tümörlerin iki temel özelliği vardır. Bir büyürler. İki yayılırlar. Şimdi bunu o zaman nodüllere bakacağız. Evet tedaviye başlamadan önce bir tarama yapmak zorundayız. Nerelerde diye. Nerelerde? Var mı bir şey? Yani lenf düğümlerini önce tutar çünkü onunla yayılıyor. Tabii ilk etapta onunla ama kan yoluyla da gittiğinde bu sefer uzak metastaz. Uzağa gider. Ne yapıyoruz? Akciğerin işte bütün vücudu tarama yöntemi işte son yaklaşık 5 yıldır, 6 yıldır hatta daha fazla PET CT dediğimiz bir yöntem var. Evet. Radyoaktif şekerle bütün vücut taranıyor. Bir de beyine gittiği için, beyin şeker kullandığı için çok efektif değil PET CT. Onun için ona da beyin MR'ı istiyoruz daha detaylı görebilelim diye. Ve eğer vücudun bir tarafına yayılmamışsa, sadece tümör kendi o bölgesinde lokalize kaldıysa artık tedaviye başlayabiliriz. Bu bir erken evre tümördür. Ve akciğer kanserinin de birincil tedavisi olmazsa olması cerrahidir. Cerrahi yapabiliyorsanız o hastanın kür olma şansı çok yüksektir ama yapamıyorsanız
bu şans biraz daha azalmaya başlıyor. Peki kür olmuş hastalarınızdan varsa gelirin. Var var. Şöyle bir hastamız vardı. Ben anlatayım size. Yaklaşık 9 yıl önce 46-47 yaşında bir erkek hastaydı. Hatta Şırnaklı hastamız. Şırnaklı ama Ankara'ya gitmişler. Ankara'da yok yapamayız edemeyiz falan demişler. Geldiler. Ameliyatını yaptık. Çok iyi oldu. 2 yıl sonra erkek kardeşi geldi. Erkek kardeşinde de akciğer kanseri gelişmişti. Böyle şeylerimiz var. Mesela çok orijinal bir hastamız var. O da çok ilginçtir. Bir bayan hasta böyle 50'li yaşlardaydı. Doktorum dedi, ben dedi tomografi çektirdim dedi. Akciğer tomografisi. Kim istedi dedim. Kimse istemedi dedi. Ben çektirdim dedi. Çünkü dedi benim ailemde dedi akciğer kanseri var. Tomografim burada lütfen bak dedi. Getirdik, baktık. Evet bir nodülünüz var dedik. Biz bunlara pulmoner nodül deriz. Evet. Araştırırız da. Evet bir nodülünüz var dedim yaklaşık 1,5 santimlik. Onu çıkarın dedi. Ben onunla yaşamak istemiyorum dedi. E tümör olduğunu bilmiyoruz dedi. Çıkaralım mı? Çıkarın dedi. Taramasını yaptık ve ameliyat esnasında çok da içerideydi. Biyopsi şansımız da yoktu. Frozen'la çalıştı. Bir akciğer kanseri. Hmm. Kendi teşhisini koydu. İçine doğmuş. Evet. Kendi teşhisini koydu. Biz ameliyatını yaptık, çıkardık. Erken evre, evre 1 aydı. En erken evre. Üstadım onun ailesinde vardır. Dedesi, babası, şunusu, bunusu. Zaten oradan ürküyor. Akciğer kanserinden ölmüştür de tabii, o kendinde olma ihtimali tabii, tabii. De o araştırmacı gazeteci yazardır. Kesinlikle. İyice araştırmıştır, araştırmıştır. Çünkü bazı hastalar öyle geldiği zaman yapıyorlar. Böyle nutkunuz tutuluyor. Çünkü öyle çalışmalar ve şeylerden bahsediyor ki. Diyorsunuz ki ben bile okumadım onu ya. Evet. Sen nereden okudun ya? Ya maalesef bunu? O var. Evet, ve var. Günümüzde de bildiğiniz gibi artık internette her şey var ama her şey var. Bunu ben artık şey diye bilgi kirliliği olarak yorumluyorum. Çok. Çünkü bunu yorumlamak çok kafa karıştırıyorlar. Profesyonel değilseniz yani o meslek grubunda değilseniz yorumlamanız çok zor. Yanlış yorumlayabiliyorsunuz. Peki yeni... buyurun. Siz nefes aldınız. Mesela. Gördüm yan gözde. Buyurun. Cerrahi dedik, kemoterapi dedik, radyoterapi dedik, her şeyden bahsettik. Peki geliştirilmekte olan yeni yöntemler var mı akciğer kanseri tedavisi için? Var tabii. Şimdi ilk etapta biz cerrahi yapılması gereken bir tedavi yöntemi olarak konuştuk. Eskiden bu açık yapılırdı. Açık cerrahi dediğimiz, torakotomi dediğimiz bir işlemdi. Sonra bu kapalı cerrahi dediğimiz bir işlem geldi. Yani video assisted endoskopik cerrahiye geçtiniz. Laparoskopik cerrahi. Laparoskopik. Ona çoktan geçtik zaten ama o 3 delikte bazen 4 delikte yapılıyordu. Şimdi sadece 4 santimetrelik bir delikten yapıyoruz ameliyatı. Tek bir delik şu kadar. Hı. 4 delikten giriyoruz o koca akciğeri çıkarıyoruz lobunu oradan çıkarıyoruz. Bu tabii minimal invaziv cerrahi dediğimiz yöntem. Bayağı bayağı minimal olmuş. Evet ama hastalar 3 gün sonra taburcu oluyorlar. Akciğer kanseri ameliyatı. Yaklaşık 1,5-2 saat süren bir operasyon ve ondan sonra ameliyatından sonraki safhayı da çok kolay geçiriyorlar. Biz de çünkü 6 saat sonra biz hastalarımızı mobilize ederiz. Asla hastalarımız yatamaz. Hmm. Ben ameliyat oldum yatacağım diye bir şey yok. Akciğer de maalesef mobilize olacak, hareket edecek. Hızlı bir şekilde üfleyecek. Üfleyecek. Bak üfleyecek. Ne güzel söylediniz işte solunum egzersizleri yapacak. Triflov dediğimiz üfleme evet. Aletimiz vardır. Boncukta bir şey var, evet, şey var evet, ya evet. Çocuklar şey sayar ya onun gibi pşşt yapıyorsun boncukta pat 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 evet, kalkıyor. Aynen zıt, onun geri gibi onu yapmaları iniyor. Lazım. Ve 3 günde zaten hastalarımız taburcu oluyor. Yani çok kısa sürede de hayatın içine dönebiliyor. Hmm. Tabii biz hep yayınlarımızda da vardır özellikle Amerikan yayınlarında cost effectivity diye bir durum vardır. Biz yıllarca işte asistanlığa başladığımızda ya bunun ne anlamı var? Hasta 10 günde yatar, 20 günde yatar ama yurt dışında öyle değil tabii. Hepsi bir ekonomik değer. Olabildiğince çabuk iş hayatına döndürülmesi lazım. Evet. Şimdi tabii bunlarla bu çok daha kolay hale geldi. Ne yapılıyor? Yeni yöntem bunu uniportal VATS diyoruz biz buna tek delikten yapılan. Yeni yöntemler olarak işte kemoterapide akıllı ilaç seçimleri var. O da her hastada mümkün değil. Özellikle adenosea dediğimiz bir subgrupta genetik tanı yapılıyor. Onun dışında immünoterapi dediğimiz bir yöntem var. Onlar uygulanıyor ama bunlar ağırlıklı olarak sürvi yani hayat beklentisini uzatmaya yönelik işlemler. Henüz daha cerrahinin üstüne gelebilecek pozisyonda değil. Ama temelde de her şey erken tanı. Yani erken evre yakalayabilmemizle alakalı. Her kanser türündeki gibi. Akciğer kanserinde de erken teşhis hayat kurtarır. Hayat kurtarır kesinlikle. Erken tanı yaparsak
Kesinlikle. Her 5 yılda bir düşük yoğunluklu tomografi çekip korkmuyoruz. Tabii bir de artı... Sigara içmiyoruz, spor yapıyoruz, bol su içiyoruz, antioksidanlar tüketiyoruz. Kesinlikle. Stres yapmıyoruz. Kesinlikle. Sağlıklı bir hayat yaşıyoruz çünkü hayat sağlıklı güzel. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bizden ayrılmayın efendim. Programımız hızla devam ediyor.